Ülkemizin neredeyse tüm ekonomi gazetecilerini bünyesinde barındıran ve kısa adı EGD olan Ekonomi Gazetecileri Derneği, pandemi sorununu teknolojiyle aşarak üyelerini buluşturdu. Ana teması bayramlaşma olmasına karşın mesleğin duayenlerinin de söz ve bildiriyle katıldığı sanal buluşmada katılımcılar bir yandan hasret giderirken öte yandan da geleceğe yönelik atılacak adımları ele alarak değerlendirdiler. Bildiğiniz gibi daha önceki yıllarda biz bayram kahvaltısı başlatmıştık. Fakat bu bayram yaza doğru gelince biraz bu işleri yapmak zorlaştı. Biraz da vazgeçtik. Talep de gelmeyince arkadaşlardan. Ama bu online toplantı çok iyi olacak. Hem bu arada rahmetli Seher arkadaşımızı ve diğer aramızdan ayrılan dostlarımızı almış olacağız. Evet. Hem birbirimizin bayramını kutlamış olacağız. Biraz önce ifade ettiğim gibi ben bir giriş yapacağım, sonra koordinasyonu. Düşmediğim sürece size yardım edeceğim ama siz koordinasyonu yapın. Ben şöyle ifade edeyim. Öncelikle Esra burada bağlanabildi mi? Esra arkadaşımız üç önemli duayenden, üç önemli arkadaş yani abimizden, meslek büyüğümüzden mesajlar almış. Gerçekten çok önemli mesajlar. Yarın yazılı olarak Demet Hanım sizlerle paylaşacak. Şimdi onları tek tek ayrıntılı okumayayım ama ders niteliğinde mesajlar. Hem bayramımızı kutlamışlar, hem mesleğin nereye doğru evrildiğine ilişkin mesajlar vermişler. Faruk Türkoğlu, sevgili abimiz Faruk Türkoğlu, biliyorsunuz istişare kurulu üyemiz. Hasan Eriş, istişare kurulu başkanımızdı, önceki başkanımızdı. Hasan abimiz ve Can Aksın ile bir önceki genel kurulumuzda divan başkanlığımızı yürüten Engin Köklü Çınar'dan mesajlar var. Ben Demet'e gönderdim o mesajları. Aslında buradan da şeyden de paylaşabilir miyiz Demet onları? Chat'e koyabilirsin. Okumak isteyen arkadaşlarımız Tabii ki. oradan okuyabilirler istersen Tabii. şimdiden. Tabii Ama tabii. yarın da sizlere mailing vasıtasıyla gönderecek bu mesajları. Ben bir iki şey daha söyleyip kesilirsem de şey yapmayayım, yani üzülmeyeyim diye düşünüyorum. Bir kere sana ve Serap'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey düşündüğünüz için ve bu toplantıyı yönettiğiniz için ayrıca sana teşekkür ediyorum. Geldi. Serap'a da bu düşünceyi, bu projeyi hayata geçirdiği için bundan sonraki bütün bayramlaşma çalışmalarımız sizin omuzlarınızdadır. Bu arada bu şeyi de iyi ki Buralarda de olursak her üstlenmiş zaman oldunuz. İkincisi, biraz önce belki yeni katılan dostlarımız vardır. Bizim duayenlerimizin çok önemli mesajları var. Hasan Eriş, Faruk Türkoğlu, Can Aksın ve Engin Köklü Çınar'ın yarın onları mail olarak bütün dostlarımıza ileteceğiz. Gerçekten meslekle ilgili çok önemli mesajları var. Üçüncüsü, biz ödül törenini bu sene yapamadık biliyorsunuz. Haziran ayında yapıyorduk. İnşallah Eylül'ün ikinci yarısında yine online bir şekilde ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. İstanbul Ticaret Odası ile görüşmeleri yaptık. Online bir şekilde bu toplantıyı gerçekleştireceğiz. Ödül alan arkadaşlarımızı kamuoyu öğrenecek sizler de tabii. Üçüncüsü Mehmet Reis, sevgili Mehmet Reis de biliyorsunuz biz her sene geçmişte bize önderlik yapmış çok değerli büyüklerimizi, vefat edenleri ya da yaşayanları anıyoruz ve bir kuru fasulye pilav partisiyle bunu yapıyorduk biliyorsunuz. İnşallah bu sene bu pandemi sürecini atlatırsak fiziki mesafeyi de koruyarak önümüzdeki sonbaharda, Kasım gibi falan bu projeyi de hayata geçirmek istiyoruz. Mehmet Reis'le arkadaşlarımız görüşüyor. Bu vesileyle sevgili Mehmet Reis'e EGD ailesinin her zaman içinde ve yanında olduğu için ona teşekkür etmek isterim.
Teşekkür ediyorum bana söz verdiğin için. Aslında bugün teknolojinin iyi tarafını kullanıyoruz diye değerlendiriyorum ama asıl dileğim bizim fiziki olarak Celal Başkan'ın dediği gibi bayram kahvaltılarında buluşup yüz yüze hasret gidermek, herhalde o günlerin özlemini çekiyoruz. Dilerim ki o bahsettiğim günlerine bir an önce ulaşırız. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Sizleri dinlemekten büyük keyif alıyorum. Teşekkür ediyorum bu güzel organizasyonu düzenleyenlere. Ben de İstanbul'dayım. Aynı kaygıları ben de duyuyorum özellikle pandemiyle ilgili. İnşallah bu günlerin geçmesini diliyorum. Tekrar geçiş bayramımızı kutluyorum. Sevgili EGD ailesinin başkanımız Celal Bey mevzinde öncelikle bayramını kutluyor, sağlıklı, mutlu nice bayramlar diliyorum. Bu bayram pandemi nedeniyle belki de birçoğumuz ilk defa ailelerimizle, büyüklerimizle birlikte olma şansını yaşadık. Hep birlikte eski bayramları yaşadığımız için açıkçası biraz da mutluyuz diğer taraftan. Pandemi sürecinden kurallara uyarak sağlıkla, umutla çıkmayı diliyorum. Çünkü pandemi süreci hepimizi hayatla yüzleştirdi. Herkese buradaki sevgiyle Sivas'a da selamlarımı gönderiyorum Orhan Bey. EGD ailesinin bayramını kutluyor. Sağlıkla, umutla ben de pandemi sürecinden çıkacağımızı diliyorum. Teşekkürler Demet Hanımcığım. Bu ortamlarda hep bir araya gelelim. Bu sıcacık buluşmadan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Herkese tekrar geçmiş bayramlarını kutluyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok... Ben bir taraftan çok mutlu oldum böyle bir organizasyon için. Çünkü Anadolu temsilcilerinden bir tanesiyim. Burada da işte Orhan'ı görüyorum Sivas'tan. Bursa'dan Kenan abi var. Bir taraftan İzmir'e Dilek Hanım var. Böyle sayamadıklarım da olabilir ama inanılmaz yani bir Anadolu'yu bir ekranda toplamış oluyoruz. Tabii temsilci sayımızı biraz daha artıracağız. Ekonomisi güçlü şehirlerden yeni temsilci arayışlarımızı da sürdürüyoruz. Bu arada aklınızda olsun yani temsilcilerimizin olmadığı yerlerde ekonomi yazar çizerlerinden de temsilci arıyoruz. Geliyor. Bu organizasyonu düzenleyen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum başkan nezdinde. Güzel bir organizasyon. Farklı farklı zamanlarda sadece bayram olması değil, ülke gündemiyle ilgili de bu tür toplantıların yapılması taraftarıyım. Evet, ben İstanbul'dayım. Bir yere gitmedim. Torunlarımla beraberim. Özellikle Seher Hanım, Bülent Yardımcı Bey, Allah'ın rahmetine kavuşmuş olan duayenlerimizi rahmetle anıyorum. Ve tüm katılımcılara da huzurlu, sağlıklı, nice bayramlar diliyorum. Peki, merhaba. Ben öncelikle bayramınızı kutluyorum. Huzurlu, sağlıklı öncelikle güzel bayram diyorum. Umarım güzel günler gelecek. Ben umutluyum. Celal Başkan nezdinde tüm dostlarım bayramını kutluyorum. Enişten selamlarımı iletiyorum. Herkese de sağlıklı, güzel, mutlu bayramlar diliyorum. Hasan Eriş, EGD Yüksek İstişare Kurulu önceki başkanı. Ekonomi Muhabirliği Derneği olarak başlayıp Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak devam eden kuruluşumuzun Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Can Aksın, EGD Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Sevgili Ekonomi Gazetecileri Derneği üyeleri, sevgili meslektaşlarım, hepinizin Kurban Bayramı'nı yürekten kutlar, özellikle sağlıklı ve sevgi dolu günler dilerim. Engin Köklü Çınar, EGD Son Genel Kurul Divan Başkanı. EGD demokrasinin meşalesiyle Babı Ali'yi aydınlatan ışıktır. Gazeteciliğin kutsallığını anlam kazandırmıştır. Ülkemin gri ve vasat ortamında hep renkli olarak kalacaktır. Bir kutup yıldızı, bir deniz feneri gibi yol gösterecektir. Bu yolda emekleri olan bütün kardeşlerim gönülden kutlar, sevgi ve saygılarımı gönderirim.